suçu kesinleşmemiş, kesinleşen suçu nedeniyle ceza almamış kişileri, grupları kriminalize etmekten kaçınmamız lazım. Hangi hukukta, hangi demokraside, hangi milli iradede PKK'ya belediyeyi peşkeş çekmek var? Bir insanın hakkında bir soruşturma başlatılması o insanın terörle işbirliği yaptığı anlamına gelmez. Teröre karşı olan bir insan olarak bunu söylüyorum. Bence Türkiye siyasi tarihinin en büyük hatalarından biridir bu kayyumlar. Birçok nedenden dolayı böyledir. Somutlarsak yaklaşık 105 HDP'li belediyenin 95-96'sına kayyum atandı. Bir devlet bütün istihbari çalışmalarını öyle çarşaf gibi ortaya sermez. Somut tabii ki şeyler var. Yani niye el konuluyor? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ciddi bir devlettir. Yani bu kadar da somut iddialar var mı demeyelim. Ben size söyleyeyim. Diyarbakır'da görevden alınan başkanın hendek olayları sırasında iki tane PKK'lı teröristi özel bir hastanede muayenehanesinde tedavi ettiği devletin istihbarat kayıtlarında var. Hakkındaki soruşturmalardan bir tanesi de bu. Diyarbakır Mahkeme Belediye Başkanı'nın personelin kimlik kartlarındaki Türk bayrağını kaldırmasına rahatsız olmuyorsanız, Mardin Belediye Başkanı'nın belediyenin internet sayfasından belediyenin internet sayfasından Türk bayrağını kaldırmasına rahatsız olmuyorsanız bir karar yok. Bu rakamlar size hiçbir şey ifade etmiyorsa benim size söyleyecek hiçbir şeyim yok. O rakamlara gelinceye yani, kadar Türkiye'nin eğer siz devletseniz bugün çatısı altında bulunduğumuz bu devletin vatandaşlarıysak bu devletin birliğini bütünlüğünü muhafaza edeceksek bu uygulamaya destek vermek zorundayız. Lafı güzaf senin yaptığındır.